fındık bu şekilde. Yani daha taze olmamış fındık. Devrilmiş böyle. Bu şekilde fındığı hiç görmeyenler bu şekilde görebilir. Daha olmamış, şöyle beyaz olunca bu kırmızıya, yani şey, bu üzerindeki giysinin rengine dönüyor. Yani taba rengi bir renk alıyor. Şöyle fındık ağacı. Yaprağı da faydalı. Kimse bilmiyor bunun yaprağının faydalı olduğunu. Yaprağını yeşilken kurutup saklarsanız boğaz ağrılarına, cilde, hatta suyu cilde pansuman yapılabilir. Cilt için çok faydalı suyu. Şöyle fındık. Şöyle haniftalar. Onları şöyle topluyoruz. Şöyle. Yani bu çilek böyle, yani çileğin küçüğü yabanisi bu şekilde toplanıyor. Sonra aynı reçel yapılıyor. Bildiğimiz reçeli bu şekilde bunu toplayıp yapıyoruz. Bu arada tomaralar var burada. Onu da gösterelim. Bunun sapı kullanılıyor. Yaprağı da kullanıyor. Dolma yapanlar var ama biz yapmıyoruz. Bu şekilde, yani tavası yapılıyor. Kanalda var zaten. Hem kavurması, hem tavası, hem turşusu. Üçü de var. Şöyle yeni dünya. Daha önceden topladım. Yeni oluyor. Şöyle. Faydalı bir ağaç. Malteri de deniyor buna. Yani eskiden herek muşmulası derdiler. Faydalı, yani kompostasını yapıp kullanabilirsiniz. Suyunu yapıp içebilirsiniz. Yani çekirdeğini çıkardıktan sonra çekirdeğini atmayıp sonradan ekip, yani ekip yetiştirebilirsiniz. Hani faydalı bir ağaç. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.